Siz evinizde 2 hafta boyunca çöp biriktirdiğinizde nasıl bir ortam olduğunu gördünüz, yaşıyorsunuz. Peki uzayda böyle bir çöplüğün nasıl düzeleceğini ve nasıl toparlanacağını nereden bilebiliriz? İşte bununla ilgili çalışan firmalardan ve bununla ilgili yapılan araştırmalardan size bu videoda bahsedeceğim. Yaklaşan felaketler, dünyamızın var olmasını bize sağlayan düzenin nasıl insanlar tarafından yok edildiğinden kısaca sizlere bahsedeceğim dostlarım. Videolarımızın seyrini ve kanalımızın iyi bir şekilde ilerlemesini istiyorsanız dostlarım, abone olmanız, beğenmeniz ve bize yorum atmanız çok 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 önemlidir. Hiç vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Dünya saniyede 8 kilometreye varan hızlarda savrulan insan yapımı enkazlarla çevrili durumda. İngiltere'nin Dünya ve Uzay Sürdürülebilir girişimi bu uzay mermilerini yakalamayı ve kozmik çöplerimizin yol açtığı ölümcül karmaşayı temizlemeyi amaçlıyor. Eskiden dünya ile gökyüzünü birbirinden tamamen farklı alemler gibi düşünürdük. Dünya yemyeşil ve yaşamla doluyken dış uzay uzak, karanlık ve ölümcül görünüyordu. Ama artık bunun doğru olmadığını biliyoruz. Dış uzay yerine onu yakın uzay olarak düşünmeliyiz. İngiliz astronom Fred Hoyle'nin 1979'da The Observer gazetesinde söylediği gibi uzay hiç de uzak değildir. Arabanız yukarı doğru çıkabilseydi sadece 1 saatlik sürüş mesafesinde olurdu. İletişim, navigasyon ve gözlem için kullandığımız uydular, dünya ile uzayı daha önce hiç olmadığı kadar birbirine bağladı. Günümüz toplumlarının dünyayı çevreleyen uydular olmadan işleyemeyeceğini de söylemek abartı olmaz. Dünyadaki 1905 ülkenin yarısının yakını en az bir uyduya sahip. Sonuç olarak uzayda yaşanan şeyler dünyada yaşananları etkilediği gibi dünyada yaşananlar da uzayda yaşananları etkiliyor. Uzay çevremizin bir uzantısı haline geldi ve insanlığın etkisi artık orada hissediliyor. Bu neden mevcut faaliyetlerimizi sürdürebilir kılmak ve gelecek nesillerin de uzayın sunduğu fırsatlardan yararlanmaya devam etmesini sağlamak için uzayın ve kaynaklarının sınırlarını anlamamız şart. Yaklaşım değişikliği. Uydu, uzay ve iletişim hukuku alanında uzmanlaşan Londra merkezi hukuk firması Eldon Legan, yöneticisi ortağı John Wheeler, uzayda yaptıklarımızı gözden geçirmemiz ve gelecek için nelere ihtiyacımız olduğunu düşünmemiz gereken bir noktadayız diyor. Uzay hukuku ve uluslararası çevre hukuku uzmanı Wheeler, yaklaşık 25 yıldır uzay enkazlarıyla ilgileniyor. Bir dönem Avrupa Uzay Ajansı'nın uzay enkazlarıyla ilgili konumlardaki başavukatı olarak da görev yapmış. Wheeler'ın bulduğu çözüm, Dünya Uzay Sürdürülebilirlik Girişimi, İngiltere Uzay Ajansı tarafından finanse edilen bir kuruluş. Uzayın herkesin yararına olacak şekilde nasıl sorumluluk kullanılabileceğini ana hatlarıyla belirleyecek ilkeler üzerinde çalışıyor. Ancak ilkelerin ana hatları belirlenmiş olsa da bunların tam olarak nasıl kelimelere döküleceği henüz karara bağlanmadı. Wheeler, bütüncül, pratik, kaplayıcı, multidisipliner ve öngörülü bir yaklaşımı benimsiyoruz diyor. Bir başka deyişle SC dünyanın dört bir yanında uzayla ilgilenen çeşitli sektörlere, üniversitelere, devletlere ve diğer kuruluşlara danışarak onların hedeflerini dinleyecek ve ilkelerin taslığını hazırlamak için onlarla birlikte çalışacak. Wheeler ve ekibi odaklanılacak konuları ana hatlarıyla belirleyen bir memorandum taslığı hazırladı. Haziran ayında bu belgeyi akademi ve endüstri dünyasından pek çok kuruluşa gönderdiler. Gelen yorumları değerlendirerek belgeyi birkaç kere yeniden düzenlediler. Son taslak paylaşıldıktan sonra 120'den fazla uzay kuruluşu belgeyi imzaladı. Dünyanın başlıca uydu operasyonlarının çoğu da imzalayanlar arasında. Dikkate değer bir başarı elde ettik diyor Wheeler. SC uzay sürdürülebilirlik ilkeleri taslağını hazırlarken istediğimiz geniş katılımı harika bir şekilde yakaladık. Bu da konunun tüm uzay oyuncuları için ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Yaşama uygun tasarım. İlkeler uyduların tasarımından üretimine ve ölümüne kadar tüm yaşam döngüsünü kapsayacak olsa da başlıca konu uzay enkazlarının önlenmesi. Avrupa Uzay Ajansı'na göre Haziran 2023 itibariyle uzay çağının başladığı 1957 yılından bu yana yörüngeye 15.760 uydu yerleştirildi. Bunlardan 10.550'si hala uzayda ve 8.200'ü hala çalışır durumda. Dünya atmosferinin tepesinde 2000 kilometre yüksekliğe kadar uzanan alçak dünya yörüngesi en sıkışık bölge. Burada yaklaşık 8.600 uydu var ve bunların bir kısmı artık faal değil. Ayrıca alçak dünya yörüngesinde bilinen
13.000 enkaz parça var. Bunlar uzay araçlarını yörüngeye yerleştiren roketlerin parçalarından tutun da uzaya atılmış kamera kapaklarına kadar her şey olabilir. Bu enkaz parçaları fırlatmak isteyebileceğimiz diğer uyduların yoluna çıkmakla kalmıyor, aynı zamanda faal haldeki uydular içinde çarpışma riski oluşturuyor. Uzaydaki çarpışmalar genellikle yıkıcı sonuçlar doğuruyor. Uydular saniyede yaklaşık 8 km hızla hareket ediyor. Bu hızlarda küçük bir vida bile bir el bombasına eşdeğer patlayıcı etki yaratabilir. Böyle bir patlama yaşandığında ise her biri başka bir uyduyu parçalayabilecek on binlerce parçada oluşan enkaz bulutları oluşabilir. İngiltere ve diğer uzay ajansları işte böyle senaryoların gerçek olmaması için çalışıyor. İngiltere Uzay Ajansı Uzay Sürdürülebilirliği Başkanı Ray Fielding şöyle diyor: "Hem Avrupa Uzay Ajansı hem de bazı ulusal girişimlere uygun yatırım yapıyoruz. Bu girişimler arasında yörüngedeki operasyonlar için teknoloji geliştirmeye İngiltere'ye kayıtlı iki uzay çöpünü yakalayıp ortadan kaldırma görevinin ilk adımlarını tasarlama gibi çalışmalar var. ESSI bu girişimlerden sadece bir tanesi. Ancak aktif enkaz kaldırma üzerinde çalışan başka girişimler de var. Bu girişimler özel olarak tasarlanmış uzay araçlarını kullanarak ölü uyduları yakalayıp dünya atmosferine geri atıyor ve burada yanmalarını da sağlıyor. Bu girişimlerden biri de İngiltere'de uydu montajı yapan Japon şirketi AstroCal'e ait. Mart 2021'de AstroCal ELSA D'yi fırlattı. Bu görev biri kovalayıcı ve biri hedef olmak üzere iki uzay aracından oluşuyordu. ELSA D bir uydunun başka bir uyduyu manyetik bir kolla nasıl yakalayabileceğini gösterdi. AstroCal İngiltere Genel Müdürü Nick Shaw'e göre bu sorunu çözmek geleceği güvence altına almamızı sağlayacak. Uzaya bağımlılığımız hiç şüphesiz devam edecek. Önce Ay'a ve sonra Mars'a gitme yolculuğumuzdan bu ortamı çok daha iyi yönetmemiz gerekiyor diyor. ClearSpace de uzay enkazlarını kaldırmaya çalışan bir başka şirket. İsviçre'de kurulan ve şu anda Londra'da bir tesis inşa etmekte olan şirket 2026 yılında ESA ve ArianeSpace ile birlikte CleanSpace 1 görevini başlatacak. Bu görev dünyanın ilk gerçek aktif enkaz kaldırma görevi olacak ve eski bir Ariane roketinin bir parçasını ortadan kaldırmayı amaçlayacak. ClearSpace'den Rolly Holmes şirket olarak şu anda bulunduğumuz noktaya bu sözleşme sayesinde gelebildik diyor ve ekliyor. İngiltere şu anda İsviçre dışındaki en büyük mühendislik merkezimiz. ClearSpace'in tasarımındaki uzun robotik kollar ölü uydunun etrafını sararak tamir yakıt ikmali ve yörüngeden çıkarma işlemleri sırasında uyduyu tutuyor. Her iki şirkette şu anda iki gerçek uzay enkazının daha kaldırılması için İngiltere Uzay Ajansı ile sözleşme imzalama yarışında. Rakamlarla uzay enkazları büyük sorun daha da büyüyor. 1957'den bu yana fırlatılan roket sayısı 6410. Bunların dünya yörüngesini yerleştirdiği uydu sayısı ise 15760. Hala uzayda bulunan uydu sayısı 10550. Hala çalışan uydu sayısı 8200. Uzay gözleme ağları tarafından takip edilen enkaz cisim sayısı 34110. Parçalanma ile sonuçlanan tahmini kırılma, patlama, çarpışma veya anormal olay sayısı 640. Dünya yörüngesindeki yapay cisimlerin toplam kütlesi ise 10900 ton. 10 santimden büyük olan tahmini enkaz cisim sayısı 36500. Düşünün, 36500 tane 10 santimden büyük olan enkaz topluluğu var. Devasa bir topluluk, devasa bir ortam. Uydular arttıkça sorunlar artıyor. Uydu mega kümelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte uzayın temizlenmesi daha da acil geldi. Dünyanın her yerinde yüksek hızlı internet sağlamak üzere tasarlanmış binlerce hatta on binlerce uydudan oluşan kümeler planlanıyor. Elon Musk'ın SpaceX Starlink projesi buna en önemli örnek. Haziran 2023 itibariyle yörüngedeki en fazla uydunun sahibi 4000'den fazla uyduyla Starlink. Üstelik bu sayı her geçen günde artıyor. OneWeb gibi başka şirketler de kendi uydu kümelerini fırlatıyor. Amazon'da Project Kuiper ile aynı şeyi yapmayı planlıyor. Her şey planlandığı gibi giderse önümüzdeki birkaç yıl içinde tarih boyunca fırlatılanlardan daha fazla uydu fırlatılmış olacak. Uydu sayısında ve dolayısıyla enkazlarda böylesine bir artışın sürdürülemez olduğu açık. Yörüngedeki enkazları temizlemekle kalmamalı, gelecekteki uyduları da bu kadar çok enkaz bırakmayacak şekilde tasarlamalıyız. Bunun yollarından biri uyduların çalışma ömürlerinin uzatılması için yakıt ikmali ve bakım yapılabilecek şekilde tasarlanmaları. Bu kadar zaman ve para harcadığımız, bu kadar paralı bir altyapı kurduğumuz ama yakıt ikmali ve bakım yapmanın hiçbir yolunu olmadığı başka bir sektör düşünülebiliyor mu?
Bozulduğunda veya ömrünü tamamladığında uyduyu oluruna bırakıyorsunuz. Uydulara bakım yapmayı becerebilirsek bunun çok büyük potansiyeli getirileri olabilir. Nihayetinde uzay şirketlerinin fırlattığı uyduların yörüngelerde güvenle çalışması bu şirketlerin de uzun vadeli çıkarına olacaktır. Ancak Shell kısa vadeli çıkarlara da dikkat çekiyor. İş dünyası her zaman gelir elde etmeye ve günün sonunda hissedarlara kar ettirmeye bakar. Şirketler acaba bir temizlik görevi için milyonlarca sterlin para harcamayı mı yoksa bu parayla şirket için bir yer istasyonu satın almayı mı tercih eder? Kısa vadeli karlılık açısından bakıldığında elbette yer istasyonu tercih edilir. O halde sürdürülebilirliği tercih etmemizi sağlayacak şey nedir? İyi niyeti unutmayalım diyor şey. Ama bence pazarı yönlendirecek olan asıl şey yasal düzenlemeler. Daha açık bir ifadeyle şirketleri pisliklerini temizlemeye zorlamalıyız. Wheeler, SC'ye dönüşecek fikrin tohumlarını atarken 4 yıl önce iyi davranışları nasıl teşvik edebileceğimizi ve iyi davranışların aslında ne olduğunu düşünmeye başladım diyor. Bunu sigorta finansman ve lisans gereklilikleriyle ilişkilendirmek istiyordum. Çünkü uzay sürdürülebilirliği konularının bu şekilde ilgilendirildiğini hiç görmemiştim. Dünyada finansman ve sigorta şirketlerinin sürdürülebilirlik tahakkümlerini giderek daha fazla ilişkilendiriliyordu. Wheeler öyleyse neden uzayda da olmasın diye düşünmüştü. Bu yaklaşımın başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek ama ESSI'nin uzay sürdürülebilirlik ilkelerinin uluslararası kabul görmüş endüstriyel standartlara dönüştürme müzakereleri başladı bile. Böylece şirketler bu ilkelere göre değerlendirilebilecek. Şu anda tarihte bir dönüm noktasındayız. Daha önce hiç olmadığımız kadar fazla uyduyu fırlatacak teknolojiye ve motivasyona sahibiz ve bu uyduları dünyadaki yaşama fayda sağlamak için çok ama çok farklı şekillerde kullanabiliriz. Uzayı kullanmanın kültür, bilim, mühendislik ve ekonomi açısından faydaları tartışılmaz olsa da bunların çevreye ve dolayısıyla insanlığa maliyetleri dengeye oturtmak zorundayız. Videonun geneline baktığımızda dostlarım, uzayın içerisinde oluşan enkazlardan ve kirlilikten bahsettik ve bu kirliliği temizlemek için gördüğünüz gibi İngiltere, Amerika gibi ülkelerin oluşturmuş olduğu temizlik firmaları var. Yani düşündüğünüz gibi sizin çalıştığınız yerdeki temizlik görevlileri gibi değil de uzayın içerisinde temizlik görevi yapabilecek kişilerin bunları geri dönüşüm yaparak göndermiş oldukları uzay araçlarına ek ilave ya da yedek parça gibi anlayışlar sergileyerek bu enkazları ve pis kirlilikleri yok etmek için çabaladıklarını fark ediyoruz ve bunun için ülkelerin maddi gelirler ortaya koyduğunu ve insanları desteklediğini görüyoruz. Bu çok farklı bir durum ve çok tuhaf bir durum değil mi? Bence de çok tuhaf bir durum. Biz belki bu kadar ileri bir teknolojiye sahip değiliz ama ilerleyen süreçlerde biz de uzay hakkında bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Eğitim Masası ailesi 18. videomuzun da sonuna geldik. Umarım dikkatinizi çekecek bir video olmuştur. Video başında da söylemiş olduğum gibi kanalımızın ve markamızın gelişmesi için sizlerden beğeni, abone ve farklı arkadaşlarınıza da videoları paylaşmanızı istiyorum dostlarım. Çünkü videolarımız ne kadar yayınlanırsa, ne kadar kişiye ulaşırsa o kadar fazla izlenme sayısına ulaşacaktır. Ve bu da bizi mutlu edecektir dostlarım. Bir dahaki video gelene kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere Eğitim Masası ailesi.